hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer misafirler, efendim bir burada olan burada kalır programında da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi İstanbul Merkez stüdyolarımızdan yayın yapacaktık ama bu kez tekrar sevgili Cihan Yılmaz'ın 168 hektar büyüklüğündeki dev arazisinden sizlere sesleniyoruz. Efendim ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz, kamera arkasında teknik masada şu anda Hakk'a yürümekle yürümek arasında cebelleşen The Sakal of the World. Sakalın gardı düştü böyle aşağı doğru. Kafa gidiyor zannediyorum. Yanlış ilaç tabii. Yanlış bir ilaç. Bizi izleyenlere karşı bir borcumuz var. Evet. Her zaman doğruyu söyleyelim. Evet. Sakal mavi hapı yutacağına kırmızı hapı yutmuş. Hakikaten hapı yutmuş. O yüzden sakal şu anda hani böyle bir kırlent olsa da kıvrılıp şöyle bir söğüt gölgesinde kırlent. Bir yatsam diye bakıyor gözümüzün önünde hocam gördüğün gibi. Evet. Efendim Inamatu Tokyo'dayız. Bayramlık saçlarını fönletmek ve düzelttirmek için ben özel kuaförüme gidiyorum deyip sırra kadem bastı. Ve efendim programın açılış konuşmasını yapan ben Zafer Algöz ve hemen yanımda şair, yazar, doğru, oyuncu, şirket, CFO'su, fakir fukara, garip kuraba dostu. Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Konfederasyonu eski genel başkanı. Yazın tişörte dönüyor. Degüstatör, maraton men, heykeltıraş, rejisör, aktör. Kör! Z kuşağının pambık dedesi Cem Yılmaz'ın ağabeyisi. Tamam, hocaların ya. Hocası Cem ben, Yılmaz. Abi vallahi yayını yapamayacağım. Adam uyuyor abi. Evet hocam hemen abi rol çalıyor demeden önce ben evet, direkt buraya yağmurdan başlamadan hemen hayırlısıyla. Evet hayırlısıyla sakalında evet. Bayramlık yetiştirelim diye. Hocam hoş geldiniz. Kesene bereket abi. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara bayramlık şey atmışsın. Evet hocam uzun bir süredir hayranlarımızla biliyorsunuz. Evet. Uzun bir süre değil abi. Onu bak öyle söylüyorsun. Hakikaten evet. Uzun bir zaman dilimi gibi görünüyor. Evet. Hayır abi. Şimdi bir hafta efendim, değil mi sakal? Evet, şimdi bir hafta çekiyoruz, bir hafta çekmiyoruz. Bu yaz rehaveti deriz biz. Raz mı? Yaz. Geçen haftaki programda ben dilimi ısırmıştım biliyorsun. Evet. Sonra da bir ameliyat durumu oldu. Ha ameliyattan da gelmişken hocamıza da geçmiş olsun diyoruz. Can Bey abi, efendim kendisine bir Audrey Hepburn burnu yaptırmak istedi. Bu onun dışında abi. Bir Fransız askısı denediler. Bir de kısmi bir liposakşın. Şu anda burnum tıkalı. Yani geçen sefer dilden dolayı. Façalıydık. Sesledim. Evet. Şimdi de burundan dolayı. Onun için dolayı. Bizi dinleyenlerden. Evet. Ama inadına da şu anda sanki yani hani klaketi vurur vurmaz kapandı. Aksilik işte. Evet. Aksilik bir mendil alabilir miyim? Evet yavrum Can Bey hemen bir mendil getirin az kullanılmış olsun. Evet abi sen yayını toparlamaya devam et abi. Eren hocam yetiş. Yayını toparlamaya devam ediyorum. Sevgili dostlar sizlerden uzun kaldığı bu süre zarfında her ne kadar Can Hoca abi bir hafta hiçbir şey değil dese de ben yine de bizim aramızdaki ayrılığın 24 saat bile olsa çok çok önemli. Uzun bir zaman olarak görüyorum. Evet. Fırça yiyoruz. Yani fırça yiyoruz. Malı gönderin. Bu sevgiden kaynaklanan bir şey. Evet. Yani evet. Bizi her hafta ekranları başına geçtiği zaman insanlar evet hocam. Telefonlarını eline aldıklarında veya iPad'den veya televizyondan veya bilgisayardan evet. Seyretmek ve dinlemek istiyorlar. Evet. Bu da güzel bir şey aslında. Kötü bir şey değil. Anlıyorum. Ama hakikaten bir yaz rehaveti olduğu kesin. Evet. Onu da bir kabul edelim. Hem çalışanlar anlamında herkes izne gidiyor, şu oluyor, bu oluyor anlıyorum. Falan filan. Anlıyorum. Biz de bayram öncesi bir şey çekelim dedik. Dedik. Bir boş bırakmayalım. Dedik. Hocam çocukların bayramlık ikramiyesi hesaplarına pring diye indi mi? İndi. İndi. Abi fakat bu herhalde, konuyu kapatalım. Henüz ama hiç kimseden hocam teşekkür ederiz. Levan hesaba inmiş. Çok çok teşekkürler. Abi Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar. Bayramın mübarek olsun. Duyamadım ben şahsen. Sen niye duyacaksın ki zaten? Hani en azından benim yanımda belki lafını yok, ederler abi, diye öyle düşündüm. Bir şey. Bazı yok. Şeyler gizemlidir. Bu şirket sırrıdır bu tip şeyler. Evet. Anladım. Bu arada senin, ben sana edinmiş ben de olduğum... sana bir dakika abi. Çok güzel bir konuya temas ettim. Ben de sana dedim ki abi bu çocuklar senin de evladın sayılır. Evet. Şu 9 boğumlu Mardin akrebini artık bir yana öldür bırakalım de da. Evet. En azından izle gitmemiş. Gözünün önündeki arkadaşlara bir şeyler indir. Dedim. İndir dedim ama sen güzel bir ölü numarası
Benim başım ağrı girdi çocuklar numarasıyla. Hayır, tünele girdi araba. Hangi o araba? Zaten buradaydın. Araba demek tünele girdi. Bu neydi abi? Dedi. Araba geldi diyor abi. Araba geldi, ha, park edecek de diyor. Alsınlar kardeşim. Can hocamın arabasını alacak burada. Yani hocayı niye kaldırıyorsun? Benim arabam değil abi. Sizin abi benim üzerinden yansıtma yapıyorsun. Evet. Senin 4 milyon dolarlık araban geldi. Markasını vermeyeceğim. Evet. Vermeyeceksin. Abi. Merhaba dostlar. Evet hocam. Mübarek Ramazan, Ramazan diyorum ya. Kurban Bayramı. Kurban Bayramı geldi, çattı. Bu programı büyük ihtimalle birinci günü mü, ikinci günü mü? Siz nasıl isterseniz. Birinci günü telaş olur. Ben de ikinci günü verelim. Pazar verelim. Bence cumartesi verelim. Peki hocam. Peki abi, tamam. Normal yerinde, gününde ve saatinde. Çünkü İnşallah hayır. Sakal abi kusura bakmayın yetiştiremedim. Zaman zaten kısıtlı. Bilmem neyin potansiyonu. Kendisi diyor zaten de. Hayır, ben birinci gününde kurban telaşı olur diye. Hocam kurban telaşı dediniz de hiç kurban kestiniz mi? Ben mi? Ha. Hani bizzat. Bazen böyle kurban bayramı geliyor ya. Evet. Evet. Bak haberlerde şunları duyacağız. Kendini yaralayan 174 evet. vatandaş evet. yurdun çeşitli yerlerinde tedavi gördü. Yine evet. o ben keserim ben kendim, enişte. Yok. Ben kendim benim en büyük özelliğim diyorum ya anlamadığım işi yapmam abi. Ben kasap evet. değilim ki. Evet hocam bu arada gün geçmiyor evet. ki savunduğunuz uğruna burada beni izleyicilerimizin karşısında böyle damarlarınız çıkarak parça pinçik şöyledir de böyledir de falan dediğiniz bütün adamların bir bir bombaları ya bırak abi dur kes abi. Hayır abi. Abi Tom Cruise Monkey girme abi yeter. Hayır. Kurban Bayramı hayır, diyorduk bir dakika ya. Arkadaşım Tom'la birlikte Kurban Bayramı'nda ilk kurbanım benim Tom olacak izin verirsen. Sevgili dostlar Can Yılmaz burada bana atlıyordu üstüme. Ne var yani abi? Dünya yıldızı abi. Evet. Türkiye gişelerinde çakıldı. Ya. Abi, Türkiye bak, gişelerinde bunu gerçekten tapkan... sağda solda söyleme. Tabii. Abi bunu sağda solda söyleme. Evet. Neredeyse 1,5 milyar dolarlık iş yaptı. Evet. Türkiye'de. Türkiye'de yapmadı. Türkiye'de sinema sektörü. Benimle sinema birlikte. Sinema şu anda daha emekleme aşamasına. Pandemiden yeni çıktık. Hı hı. Tabii hocam. Ne alak? Abi Türkiye o film için evet. bir ölçü değil yapma. Evet başka konuya sevgili geçelim. Sevgili dostlar benimle birlikte Tom'a hak etmiş olduğu değeri gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bütün dünyada kapı pencere kıran filmi Türkiye'de zar zor ite kaka. Abi bak kendini şu anda yalanlıyorsun. Evet 400 bin kişi bütün yaptı bütün dünyada bak kendini de tezata düşüyorsun. Evet. Bütün dünyada kapı pencere kıran. Kırdığı iddia edilen. İddia edilen değil abi kasaya evet. girdi para sen rahat ol. Evet abi. Bu arada sakaldan gelin. Bir rica ediyorum. Sakal uyandırdığım için özür dilerim ama. Sakal uyandırdığım için özür diliyorum hayatım ama. Tom'un kendini hani böyle uçakta hoca sen ne diyorsun abi dublörsüz uçuyor dediği. Ama façasını meydana çıkaran arkadan 3 tane çelik kablonun tuttuğu fotoğrafı da bu araya koyalım. Abi ne yaptı? Hani dublör kullanmıyordu? Ne yapacaktı adam? Uçakta şeysiz mi? Hani dublör kullanmıyordu? Hayır abi, konumuza dönelim. Evet Kurban Bayramı dedik. Evet. Bırak abi Tom'u momu ya. Hocam bayram, bu arada. Bayramda bari adamı bırak. Hocam bu arada Tom demişken. Yani hayır Tom demedik sen dedin hayır, abi. Hayır şimdi şeyden dublör mublör demişken. Evet. Bu arada kaybetmiş olduğumuz kıymetli Cüneyt Arkın abimizi aynen, buradan evet. saygı sevgiyle. Allah rahmet eylesin. Rahmetle analım. Sevenlerinin başı benim için dünya aksiyon filmlerinin en büyük kralıydı. Yani Tom bile gelse abi der. Karşısında böyle dururdu yani. Tamam. Bizim için çok kıymetli bir değerdi. Evet, çok kıymetli evet. tiyatrocu arkadaşım. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun eski müdürlerinden Osman Böber'i kaybettik. Osman evet. Böber'i hocam herkes sadece Kurtlar Vadisi'nde evet. Neydi? Deve Tuncay rolüyle tanır. Oysa, bir tiyatro adamı aslında. Oysa hakikaten bir tiyatro evet. adamıydı. 2000-2005 yılları arasında 5 sene onunla birlikte İstanbul Devlet Tiyatrosu'nu yönettik. Evet. Benim bir dizime dizi yazmıştım ben. Onda da dramaturgluk yapmıştı. Evet Hidayet Erdinç de vardı. Osman hakikaten İstanbul Devlet Tiyatrosu'na çok şeyler kazandırdı. Evet. Hocam 2000'li Alman yıllarda... Alman mıydı Avusturyalı mı abi onun? Woberliği nereden geliyordu? Woberliği şuradan Alman ileri geliyor. Alman mı Avusturyalı? Avusturyalı. Ha. Osman'ın babası mimar Otto Woeber. Evet. Avusturya'da yaşayan bir mimar. Cumhuriyet'in öncesinden itibaren Türklere ve Osmanlı'ya karşı bir hayranlığı var. Evet. Türkler Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra... Bu Atatürk ve silah arkadaşları bunlar nasıl insanlar diye merak edip Türkiye'ye geliyor, Ankara'ya. Tamam. Ankara'ya gelince ben artık buraya yerleştim kardeşim diyor. Nereden? Ve, Viyana'dan geliyor. Hangi? Evet, Avusturya'dan. Avusturya'dan geliyor. Avusturya'dan geliyor. Geliyor ve Türkiye'ye yerleşiyor hocam. Tamam. Hatta bu yüzden de sevgili oğlu Osman'a da Osman ismini o yüzden veriyor zaten. Türkiye ve Osmanlı'ya karşı evet. olan hayranlığından. Sonra Mustafa Kemal Paşa vefat edince de Anıtkabir'in, Ankara'daki Anıtkabir'in şu an böyle kafanı kaldırıp tavana baktığında bütün o tavan süslemelerini
Otto Wöber usta yapmıştır. Usta mı, mimar mı? Mimar ama kendisinde el emeği var. Bütün plan, proje anlamında el emeği var. Zamanında çifte pasaport olmadığı için hocam. Evet. Diyor ki Avusturya hükümetine, ben aynı zamanda Türk vatandaşı olabilir miyim? Onlar diyorlar ki hayır arkadaş. Ya Avusturya vatandaşı olacaksın ya Türk vatandaşı olacaksın. O da diyor ki o zaman ben Türk vatandaşı olmak istiyorum diyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor. Otto Wöber. Evet. Dolayısıyla Osman Wöber'in de Wöber ismi oradan gelme. Tamam. Soyadı yani kalıyor. Yabancı, babasının yabancı olduğu muhakkak da onu merak ettim ben. Evet. Türkiye'de mi vefat ediyor Türkiye'de babası? Türkiye'de vefat ediyor. İsmi babası. Ne oluyor? Otto Wöber olarak kaldı. Bir Türk ismi alması gerekiyor. Öyle olmaz. O zamanki mevzuatta öyle bir şey yoktu hocam. O sonradan çıktı. Öyle mi? Tabii. Çocuğun adı Dışın Bekade Dışbörüymiş de mesela bir şey yapıyorsun. Evet. Kerim Ali bilmem ne oğlu diyorsun. O sonradan çıktı. Eskiden yoktu böyle bir şey. Emin misin? Tabii. Neyse bu konu değişik konu tabii. Ona da Allah rahmet eylesin. Allah abi. Rahmet eylesin. Çok kıymetli bir evet. kardeşimizdi. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Evet. Zamansız bir gitti şeyimiz ama... daha var. Bir baş sağlığı daha dileyelim. Geçenlerde öldürülen bir doktor abimiz var. Kardeşimiz ya da. Bir de avukat kardeşimiz var. Bir de avukat kardeşimiz var. Hastanede çalışan bir abimiz var. Bir sekreter bir var. Sekreterimiz evet. var. Yani artık... Hani abi şimdi burası bir eğlence programı gibi. Evet. Öyle başlıyoruz öyle ya. Öyle başlıyoruz. Her zaman eğlenelim, gülenelim diye. Konseptimiz buydu ama evet. maalesef memlekette öyle bir gülenecek, eğlenecek peşi pek çıkmıyor bu aralar. Çıkmıyor. Devamlı böyle bir kahır insanı böyle kahreden şeyler çıkıyor. Evet. Onlara da başsağlığı dileyelim. Evet. Son derece üzücü. Bu doktor dövme işini yani hakikaten... Doktor dövme değil yani normalde herhangi bir insanı dövme de dahil buna ama evet. doktor dövmek, öldürmek, yaralamak. Kamu görevi yapan doktor adama. Doktor demeyelim abi avukat da olabilir, kasap da olabilir. Evet. Anladın mı? Diş hekimi de olur. Evet. Ayakkabıcı da olur. Bu adam dövme, insan öldürme işlerinde falan. Yani buna nasıl bir şey olacak anlamadım. Yani ne zaman? Bir dakika ya bir dakika biz bir evet. güzel bir ceza sistemi bulalım da yani millet böyle elinde bir bıçağı eline aldığında bir düşünsün kısmı ne zaman olacak? İşte bunun derhal harekete geçirilmesi Ne zaman lazım. Abicim hocam, ömür şu bitti. Anda... Ben 55 yaşına geldim abi. Ben 5 yaşındayken bu kanun tasarısıydı bu işler. Evet. Ne hocam, zaman abi? Hocam Avrupa'da bazı ülkelerde bununla ilgili bir yasaya bile gerek duymamış adam. Anlatabiliyor muyum? Sen mesela böyle bir şeye gidip zaten Almanya'da, Fransa'da, Norveç'te, İsveç'te dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay yapamazsın. Bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Yani eğitimsiz insanın sanki eğitimli insana karşı bir hıncıymış gibi geliyor bana. Ya sen bir doktorun yetişmesinin kolay bir şey olduğunu zannediyorsun abi. Ha? Bana mı soruyorsun? Yani hayır yani ha, öyle evet. düşünenlere ne ver canım doktor diyor. Ya abi 10 sene 11 sene okuyor bazen. Kanunu çıktı galiba. Evet. Zannediyorum Mayıs'ta falan bunun mevzusu vardı Mayıs aylarında geçtiğimiz evet. Mayıs'ta sağlıkta şiddet yasası diye bir evet. şey çıktı. Evet. Uygulama? Uygulama yok. Yok. Hocam, görmedik daha uygulamayı. Hocam özellikle devletin yani kamunun kurumlarında çalışan insanlara karşı daha sabırlı ve saygılı olmakta fayda var. Yani bir insan niye kalkıp senin anneni babanı ameliyat ederken ya boş ver bu da ölsün gitsin tavrıyla ameliyat etmez ki. Doktorun görevi zaten can kurtarmak üzerine. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani sen mesela Allah korusun annen ağır bir kalp ameliyatı geçiriyor. Ne yapıyorsun? İyi bir doktora emanet ediyorsun. Devletin doktoru olabilir, özel doktor olabilir. Adama ameliyat öncesi kalkıp hocam al şehirli kağıdı da güzel bir ameliyat yap mı diyorsun? Ya da o mantıkla mı görüyorsun? Hayır sen hediye yapsan yapmasan bir biçimde o adamın zaten görevi hastayı iyileştirmek. Bu arada iş kaybı olmuyor mu? Oluyor. Kimi hastada vefat ediyor, kimi hasta ameliyatta kalıyor, kimi hasta ameliyattan bir hafta sonra ölüyor, evet. kimi ameliyattan üç ay sonra, bazısı da yani bu ameliyattan sağ çıkması imkansız diyorsun ama bir mucize gerçekleşiyor ve o insan senin annenin, babanın, sevdiğinin hayatını kurtarmış oluyor adam. Nasıl böyle bir akılsızlık, akıl tutulması yani? Bir şey demiyorum abi çünkü biz bu programda dediğimiz zaman da biliyorsun ki alttaki yorumlardan tabii. siz işinizi yapın karışmayın bu işlere gibi tabii. saçma sapan işimiz neyse bizim. Tabii mesela şey var bir tanesi şöyle bir yorum yapmış. Yani kafaya bak diyor ki silahlı kuvvetlerde ve emniyet teşkilatımızda çalışan adam da memur diyor. O vefat ettiği zaman öldüğü zaman diyor onlar işi bırakıyorlar mı diyor. Ya kardeşim bunların bu mesleklerin farklı abi, evet bu mesleklerin fitratında ölmek ve öldürmek var zaten. Polissin. Askersin. Bir biçimde silahlı bir çatışmaya evet. girdiğin zaman hem silahlı, ölme riskin abi, var. Şimdi silahlı bir mekanizmayla
Steteskopla duran adamı aynı kefeye evet. nasıl koyuyorsun? Yani? Evet, ya olur mu öyle bir şey? Adamın zaten mesleğinde böyle bir şey var, evet. böyle bir risk var. Doktoru kalkıp niye o şeyin altına sokuyorsun? Avukatlık da öyle. Ya avukat sen, da riskli bir şey abi. Abi riskli. Hele şu anda milletin hani icralar böyle hani bıçak kemiğe dayandı tabii, davalarında. Tabii. Sakat bir iş. Çünkü yani. Avukatın yaptığı iş ne abi? Vekillik. Vekalet veriyorsun. Senin adına senin çıkarlarını korumak ve o davayı kazanmak için uğraşıyor evet, adam. Kanunları bilen olduğu için. Kanunları sen kanunları bilmiyorsun. Ha, o kanunları bildiği için sen ona emanet ediyorsun benim hakkımı koru diye. Abi adam sana sen git karından boşan dedi mi? Yok. Nafaka davasında kavga edin ortalık kızışsın mı dedi. Yo, alacak verecek de git Can Hoca dünyanın masrafını yap. Sana aslan gibi bir haciz gelsin. Sonra ben de seni geleyim bir evine gasp edeyim evini barkını malını mülkünü. Bunda avukatın bir günahı yok. Ya sen ne emrediyorsa onu yapıyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi mesela geçen bir şey vardı. Avukatı öldürmüş adam. Avukatı öldüren adamı da savunan avukat. Savunma hakkı kutsaldır abi. Evet. Şimdi o zaman da adam diyor ki baro bana bu görevi verdi. Meslektaşım adına çok üzgünüm. Tüm sevdiklerine ve mesleğimiz adına herkesin başı sağ olsun ama ne yapayım ben işim evet, kan ağlayarak bu görevi yapmak zorundayım diyor. Yani kamuda çalışan, kamu hizmeti yapan insan özel sektörde de olsa, devlet kurumunda da olsa bir dokunulmazlığı, bir korumacılığı olması lazım abi. Caydırıcı İnsanın olması ceza. Lazım abi. Bırak şimdi öyle bir mekanizma. Ben ona da hani şu anda söylediğin devlette çalışıyorsa bir mekanizma. Bütün insanlığın bir mekanizma koruması olması lazım. Elbette. Abi. Adamı niye öldürüyorsun abi? Elbette. Yani bu hadi, bak hadi öldürüyorsun. Sonra cezasız kalması zaten mesele. Evet. Yani öldürme kısmını zaten engelleyemiyoruz. O geçti. Ama sonrasında da 3 yıl yatıyor çıkıyor. Olmaz 4,5 abi. 4,5 yıl. İhal, ya onlar hakikaten bir şey bulmak tabii. Lazım abi. Çünkü sen adam yetişmiş, yüzü görmemesi lazım ya. Evet, yetişmiş insanı hayatından koparıyorsun. Yani hem o meslek adına çok evet. acı verici hem de o mesleği yapan insanların anlamında baktığın zaman da çok moral bozucu. Evet. Ya şimdi eskiden bizim oğlan tıp fakültesine girdi dedikleri zaman ah yavrum Allah zihin açıklığı versin. Şimdi bizim oğlan tıp fakültesine girdi zaman ah yavrum inşallah başına bir şey gelmez ileride. Böyle mi diyeceğiz yani? Bu mudur? Abi bir de yurt dışına gitme çıktı şimdi biliyorsun. Evet gider abi niye gitmesin? Kaç bin kişi doktor yurt dışına gitmesin. Niye gitmesin? Çünkü yurt dışında sana saygı gösteriyorlarsa, seni o mesleğin erbabı olarak görüyorlarsa, sana insan gibi değer veriyorlarsa, saygı gösteriyorlarsa burada devamlı fırça, hakaret. Ya adam hastaneye gidiyor kimliği yok. Kapıdaki memur da diyor ki kim diyor baba hasta? Hasta benim diyor. Kimliğinizi görebilir miyim? Ne yapacaksın kimliği? Bizler söyledik ya adımızı soyadımızı. Babacım, daha kapıda başlıyor. Daha kapıda başlıyor. Ya sen şimdi kimliğini yanına almadan kara cahil olarak hastaneye gidiyorsun. Ha acil bir şey olur. Hastanelik olursun. Devlet seni zaten bakar. Sahipsiz bırakmaz. Ondan sonrasında kalkar kimliği. Ama adama kalkıp sen kimsin bana kimlik soruyorsun. Herifin kafasına vurmalar. Çam, o da aynı şeye geliyor. O ya total cezasızlıkla ilgili bir şey. Ne olur? Mesela onun kavgayı çıkaran ne oluyor? Karakola gidiyor. İfadeler alınıyor. Taraflar birbirine şikayetçi oluyor. Tamam ifade alınıyor evet. ve serbest bırakılıyor. Bir yaptırımı yok ki. Yani en kötü ihtimal karakolda komiser bize kızar yani o kadar. Hocam kuvvet ve şiddet karşı kuvvetle durdurulur. Senin karşındaki insan laftan anlamıyorsa, halden anlamıyorsa sadece şiddetle kalkıp bir şekilde bu insanların sadece çalışan kesimi değil yani insanın insana böyle davranmasını sen de şiddetli cezalandırmayla ödeyebilirsin abi. Başka türlü olmaz. Yok. Yola olmuyor, getiremezsin. Olmuyor yani. Evet, nasıl olsa yani beni arka kapıdan. Yani, bak yıllardır deneniyor. He, nasıl şey olsa beni arka kapıdan bırakacaklar diye düşünüyor evet. ve öyle oluyor zaten. Kadın cinayetlerinde de o şekilde. Evet yani. Evet. Neyse abi. Yani çünkü bayram öncesi güzel şeylerden evet. bahsetmek isterdik ama ne yazık ki yani. Memleketin bir de böyle de bir gerçeği var. Bir de evet. işin enteresan tarafı da hocam. Mesela doktorların başına bir şey gelince hep beraber üzülüyoruz. Avukatlara bir şey gelince sadece avukatlara üzülüyorlar. Öyle mi? Yok. Tabii. Şimdi mesela ben burada da böyle yani. Oldu. Yani böyle bir bahsedildi. Ancak işte aklı fikri kesen insanlar yani daha çok ha evet ya falan diyorlar. Sanki böyle bir... Yok. Barolar Birliği de açıklama yaptı abi. Yani. Evet. Yaptı. Evet. Yani böyle olmaz abi. Neyse. Savunma yapan adama saldır. Sağlık hizmetinde çalışana saldır. Bayram günü abi. Şu anda bayram evet. günündeyiz. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim. Evet. Tüm sevenlerinin başsağlığı diliyoruz. Sabırlar yani. Dileyelim. Allah rahmet eylesin. Uyarılarımıza geçelim. Buyurun. Abi lütfen kurbanınızı kendiniz kesmeyin. Kesinlikle. Gözünüzü seveyim. Bak evet. hem de doktorlara şu anda zaten gergin ortalık. Gergin. Gene 150 haberi ben sana söylüyorum. Buyurun hocam. 117 acemi kasap acillik oldu. Bunu görür gibiyim. Çünkü
30 yıldır var bu. Ben sana bir tane daha patlatayım mı? Kesilmekten kaçan buzağa tem yolunu birbirine kattı. Yok, buzağa kesilir mi abi? Konudan çok uzaksın abi. Dana kesilir. Dana. İnek. Bazen inek tem yoluna çıkıyorlar ya. Kesilir mi, kesilmez? Kesilmemesi lazım. Mecbur kalırsan da kesersin. Of. Tem yolunu birbirine kattı diyor hayvan. Tem yolunu birbirine kattı, kesin olur. Kesin. Abi o kamyonete mamyonete yüklerken, ya kardeş be, bir şey söyleyeceğim. Bundaki tabii ki ibadet bu. Evet. Ama yani hayvana en az acı verecek şekilde yapılması gerekmiyor. Kesinlikle. Ya bazen görüyorlar kamyonete yüklerken falan dövüyorlar. Mevcut. Ya arkadaş, hayvan zaten bir iki gün sonra can verecek. Can verecek. Hayvanı evet. Ne dövüyorsun? Bari yani? Son günlerinde insan gibi davran değil mi ya? Vallahi. Abi bundan hakikaten nasıl olacak abi? Ne zaman abi ben aynı lafı söylüyorum. Ben geldim, gidiyorum. Sen benden biraz önce geldin. Yani vaki olunca sen de gelecekse gideceksin. Şurada çok dolu dolu bir şeyimiz kalmadı. Evet. Yaşadığımız kadar kalmadı bak. Kalmadı. O kesin. Evet hocam. Yani eğer yaşadığımız kadar varsa bayağı rekorlar kitabına falan. Yani kum saatinin yarısını geçtik. Tabii. Sen şimdi 61 misin? Evet. 61 daha olsa 122 olur. 122 olsan zaten Guinness Rekorlar kitabına girersin. Öyle bir evet. Şey inşallah olur da. 122 yaşında sahneye çıktı. Vay be. Abi bak bu 61 yıl ne kadar çabuk geçti değil mi? Bak ilkokul önlüğünü giydiğini hatırla. Pat evet. Buradasın. 61 evet. Sene bir an. Evet. Yani bir an kadar bile zamanımız kalmadı. Allah aşkına neyi düzeltecekse düzeltin ya. Şöyle bir ufak bir böyle... Relax bir ülkede yaşayalım. Olmuyor mu abi ya? Abi olmuyor. Abi her doğduk, taraftan. Büyüdük, kavganın, gürültünün içindeyiz. Ben 68 sürekli. Doğumluyum. Ben 61 doğumluyum. Babam 37 doğumlu. Sen bir evvelki darbeyi de görmüş evet, oluyorsun. Tabii. Yok görmedim. Yok 60 darbesini İçine gördüm. İçine doğdun diyelim. Onun içine doğdum evet. Sonra 80, sonra bir sürü... Ya arkadaş şöyle hiçbir şey olmasın ya. Şöyle radikal bir şey olsun. Uyanalım ve hiçbir şey olmasın. Olmuyor mu abi? Bak neye ihtiyacı var biliyor musun? Arkadaşlar 1, 2, 3 tıp. Ya bir susalım, bir sessizlik olsun ya. Yok abi öyle bir şey. Abi Norveç'te işsizlikten millet birbirini tokatlıyor. Yani bir şey olmuyor ya. Öyle olsun bizde de ya. Mesela diyelim ki bugün hiçbir şey olmadı ya. Kötü bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı derken. Kötü bir şey olmadı. Yani birisi birisini öldürmedi. Trafik ama kazası olmadı. Mümkün değil. Hep bir şey oluyor hocam. Ya illaki oluyor hep da abi şey ya. Yani. Hep bir şey oluyor canım hocam. Vallahi abi şu son böyle bir 20 yıl böyle güzel bir yaşasak ya. Evet. Olur mu? Yani dualarımız onun için. Evet. Üniversitelerde hocam mezuniyet törenlerini iptal ettiler. Abi o nedir ya? Arkadaş ben anlayamadım. Yani çocuk mezun olmuş. En doğal hakkı. Birinci olmuş. Evet. Okul birincisi olmuş. Ya üniversiteyi de bitirdiğine göre... Bu adam aklı bali bir adam değil mi? Tabii. Yani birincilikle de bitirdiğine göre herhalde bir şey bu evet, çocuk yani. Ülkede de demokrasi var. Evet. Özgürlükler ülkesi. Evet. Müsaade edin de çocuk iki kelime bir şey söylesin. Yaşadığı 6 seneyi mesela tıp bitirmiş. Evet. 6-7 sene neyse onu bir anlatsın ya. Bir şey anlatacak belli ki. Hazırlamış, tabii. Konuşma hazırlamış. Tabii. Evladım ayıp oluyor. Ne ya ayıp oluyor ya? Siyaset yapmayın. Ya çocuklar abi, siyaset yapmıyor. Abi mezuniyet törenlerini iptal ettiler. Kavgama evet. Şey çıkar. Çocuklar bir şey söyler diye. Evet ya. Abi çocuklar bir şey söyleyeceğim. Üniversiteye niye gidiliyor abi? Çocuklar bir şey söylesin diye gidiliyor. Nasıl oluyor şimdi bu? Tabii. Adam yani 5 sene, 6 sene, 4 sene neyse okuyor. Üniversite dediğin şey zaten normal eğitimden farkı. Yani böyle ilkokul, ortaokul, liseden farkı senin vizyonunu açmak değil mi? 18 yaşından sonraki hayatında evet, yani vizyonunu geliştirmek. Vizyonunu geliştirmek. Elbette. Bambaşka bir dünya yaratman için. Elbette. Adam da okulu bitirmiş ve bambaşka bir dünya vizyonu üzerinden bir konuşma yapmak istiyor. Evet. Ya oldu mu şimdi? En azından çocukla aynı fikirde olmasan bile dinle adamın abi, konuşmasını belki, fikri belki, dinle. Bilmiyoruz ki abi. Ne diyeceğini bilmiyorsun evet, çocuğun. Yani dinle abi bir. Evet. Ve üstelik de bir insanın üniversiteyi bitirdikten sonra... Ne söyleyebilir abi çocuk? Hocam üniversiteyi bitirdikten sonra mezuniyet töreni denen bir gelenek var. Evet. Bütün üniversite bir araya gelir. Okulla toplu fotoğraf çektirirsin, hocalarla fotoğraf evet, çektirirsin. Evet, kepleri şöyle atar. Kepler havaya atılır. Karşılıklı telefonlar alınır, adresler verilir. Bundan sonraki hayatımızda görüşmek üzere olur. Anladın mı? Bir çekimde insanlar artık okul hayatının bitişini kutlarlar. Birileri çıkar bir eğlence yapar, birisi bir şarkı söyler, biri bir eleştiride bulunabilir. Bunlar zaten üniversitede olması gereken şeyler. Evet, üniversite yani, normalde yani
şeyden beri neredeyse ilk çağlardan beri yani üniversite dediğimiz şey kurulduğundan beri. Evet, çünkü demin senin demiş olduğun bağlamda düşünürsek bu çocuklar ya bu memleketin bundan sonraki 20 yıllık geleceğinde biz değiliz. Onlar söz sahibi olacak. Evet. Yani belki işlerinde siyasete girecek olanlar olacak. Ama adamı daha ilk cümlede susturduk. Sus evladım dedin çocuğa da. Olmadı ya. Olmaz abi. Neyse abi bayağı böyle şeye girdik. Yani bu eğlence programı abi. Abi eğlence programı ama işte böyle ihtiyar dertleşmesi gibi oluyor. Evet, söyleyince de memleketin sorunlarına değindiği zaman siyaset yapmayın kardeşim. Evet. Hadi bundan değinmeyelim. Keyifli şeylerden bahsedelim diyorsun. Bu sefer de akıllı olun. Memleket yanıyor. Ağzınızı açmadı. Hakikaten o 126 bölümdür başımızda. Bu değişmedi hocam. Bu değişmedi. Bu da değişmedi bak. Bu da değişmedi. Abi değişmeyen tek şey değişimin kendisiydi güya. Evet. Hiçbir şey değişmedi. Değişmedi. Bir de üye adedimiz de aynı yerde kaldı hocam. Aynı yani zannediyorum. Evet, bir de Kadir Şeker tahliye oldu abi. Evet. Hani bir hanımı kurtarmak, kurtarmak isterken başı belaya girdi. Başı belaya girmişti çocuğun. Yani. Ona da geçmiş olsun diyelim. O da bir an yani. Hayatın bir anı. O an orada olmak. Bir adım geride olsa bir şey olmayacak. Bir adım ileride olsa bir şey olmayacak. Ancak kötü kader. Kötü kader onu kötü öyle bir... Kötü kader böyle olsa gerek hocam. Evet hocam üçüncü eserim, bu arada üçüncü eserim kapı ona pencere koyuyor. Ona konu nasıl gelecek diye merak ediyorum. Evet. Buyur abi. Çünkü sakal oradan işaret de abi. Hayır abi. Bakabilir miyim abi eserinize? Tabii üçüncü eserim hocam raflarda yerini aldı. Raflarda yerini aldı. Ben aldı. Düzeltebilir miyim? Tabii. Eseriniz raflarda yerini almadı abi. Nerede? Raflarda siz yerini aldınız. Geçen gün bir okurumuz, bizim bir izleyicimiz. Evet. Seni görmüş bir yayın kitapçıda. Nerede? Reklama girer. Hayır. Söylemiyorum. Semtini söylesin. Nişantaşı'nda. Yalan. Nişantaşı'da bir kitapçıda seni görmüş. Evet. Kendi kitabını arıyormuşsun. O da seni böyle kamerayla takip etmiş. Kendi birkaç tane kitabını almışsın. Evet. Çok satanlara dizmişsin. Evet. Peki o ama mağazada iyilik çalışanlar. İyilik şöyle o kadar da agresif davranmamışsın. Evet. Hani bir numaraya koymamışsın, üçe koymuşsun. Anlıyorum. Çocuk da bana bunu yolladı abi, Zafer abi böyle bir şey yaptı. Ben de eyvallah kardeşim şaka yapıyordu falan dedim. Dedin. Geçti gitti. Evet. Üstüne düşmedim yani. Evet. Peki, niye yapıyorsun abi bunu? Peki mağazada çalışan çocuklar. Bir dakika kardeş, ne yapıyorsun Zafer abi sen? Mağazada çalışanlar seni mi takip ediyor abi? Sen böyle bakıyorsun etrafa. Abi sotalanmışsın. Orada kameralar var, bilmem ne var. Adam diyor kardeşim orada bir tane kırbaçlı bir herif var. Kitapları alıp raflarda yerini değiştiriyor. Şuna bir bakın çocuklar dedi mi gelecek. Diyecek ya abi ne oluyor diyecek. Bu sorumun cevabı değil ki. Benim sorumun cevabı şu. Evet. Niye soru şu. Neden öyle bir şey yapmaya gerek duyuyorsun? Hocam ben... Abi çalış çabala ilk üçe gir. Hocam şu anda benim böyle bir şey yapmaya ihtiyacım yok. Benim sevenlerim, hayranlarım sağ olsunlar. Eserlerime gereken ilgiyi gösteriyorlar. Hangisi daha çok satıyor yaz münasebetiyle hocam? Hepsi satıyor abi. Vallahi. Evet, şu anda yeni baskıları yapılıyor. Güzel. Ama biliyorsun kitap fiyatları yani kağıt fiyatları çok kötü. Euro fena. Üzerinden. Fena. Türkiye'de bir kağıt fabrikası olmadığı için tamamen yurt dışından geldiği ve dövize endeksli olduğu için diyorsun. Dövize endeksli olduğu için her şeyde olduğu gibi kağıtlara da zam geldi. Evet. Neredeyse 20 liralık kitap 50 lira oldu. Evet. Maalesef böyle bir durum var. Hani anladım. Derler ya şimdi gene aynı konuya geleceğiz. Hocam galiba mikserde size özel karpuz kavur karışımı bir şey yazdırıyorlar da. Boynun niye eğri? O da demiş ki nerem doğru ki? Demiş. Yani şimdi nereden tutsak elimizde kalıyor. Evet. Kitap fiyatları da böyle. Canım portakal sıkma. Tamam. Evet. O ne abi? Ya, sizin mikserde özel karışımınız hazırlanıyordu hocam bahçede. Evet. Bu burnum şeyim için de özür dilerim. Burun açıcı bir şey mi hocam böyle mentollü falan mı? Yok. Burnuma bir şey sıkmıştım abi. Evet. Hocam. Evet. Bu arada hiç olmasa bizi mutlu eden şeyler evet, de görüyoruz. Evet abi, güzel şeylerden bahsediyoruz. Şu andan itibaren güzel şeylerden bahsediyoruz. Bak mesela Akdeniz oyunlarında Türkiye takım halinde ikinci oldu. Akdeniz oyunları yapılıyor mu hala yapıldı. Ya? Yapıldı hocam. Yok mu abi? Yapıldı. TRT'de bütün müsabakaları verdi. Ha. Seyrettik. Tamam. Voleybol milli takımımız, kadın voleybol milli takımımız ikinci oldu. Tamam. O da güzel. Takım halinde. Kadınlar voleybolunda iyiyiz. Yani. Zehir gibiyiz. Evet. Bir de hocam benim hoşuma giden öyle branşlarda oldu ki böyle tarihimizde ilk defa madalya aldık. Öyle mi? Tarihimizde ilk defa altın ne madalya mesela, aldık. Eskrim mesela. Ha. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi eskrim sporu Türkiye'de çok az insanın bildiği ve ne yazık ki. Senin çok sevdiğin. Dünyanın en güzel dedi sporlarından ki, biridir hocam. Çok eski programlarımızın birinde sen ben yaptım dedin. Yaptım. Hocam vardı. Evet. Nasuh Bey mi dedin? Hayır. Bir şey... Sait Tayla. Sait Tayla var dedin. Evet. Bana dedim falan yapardı diye anlatmıştın. Ben ona yapmaya çalışmıştım da beni pişman etmişti hocam o zamanlar. Tamam evet. Onun içinde mesela eskrimde derece alan kızlarımız var. Tekvando'da zaten zehir gibiyiz hocam. Evet. Ondan sonra
Onun dışında atletizmde güzel dereceler aldık. Yani totalde baktığımız zaman Türkiye takım halinde ikinci oldu. Güzel. Çok güzeldi. Nadiren de olsa güzel şeyler evet. oluyor. Kırkpınar'da büyük sürpriz oldu. Ben seyredemedim bu sene ya. Unutmuşum ben tarihini onu. Ben seyrettim hocam. Kırkpınar'da çok büyük sürpriz oldu. Evet. Yarı finalde iki tane gençle iki tane tecrübeli pehlivan eşleştiler. Herkes peki geçen senenin baş pehlivanı gene kaldı mı? Ali Gürbüz. Ha, kaldı. Yarı finalde alsaydı komple alabiliyordu. Üçüncüyü alacaktı ve... Üçüncüyü aldığı için arkadaş şu numara verin de şu altın kemeri evde evet. büfeye koyacaktı. Tamam. Bu arada mesela Ahmet Taşçı iki defa üçer üç kez kazanmış. Yani, evet. Üç yapmış. Onun evde iki tane var tamam. kemeri var. Tamam. Alamadım Ali. Ali alamadı ve kendi hatasıyla böyle bir anlık bir boşluğa denk geldi. Ha. Adam paçasından dalıp gencecik çocuk bunu aşırınca güreş bitti. Öbür favori olan da kaybetti. Ha. İki genç beraber güreştiler. Tamam güzel gençlerin önünü açıldı. Gençlerin önü açıldı fakat hoca çok zor iş ya. Yağlı zor abi. Bak, gel, adam ele gelmiyor. Hani, ele gelmiyor. Şimdi ben seni yere vuracağım da evet. bir elime gelsen evet, yani o kötü. Bazen bir de şimdi terle beraber de yağ akıyor ya bütün kafadan vücuttan aşağıya ara veriyorlar. Adam var ya böyle bir rulo tuvalet kağıdını açıp açıp veriyor. Kavga çıktı mı? Buralar, bir kavgası iki kavga meşhurdu. Çıktı. Bir iki kavga çıktı. Bir tanesini diskalifiye ettiler. Diskalifiye işte üç defa ihtar almış galiba. Üçüncü ihtarı da aldın deyip hakem kulesinden diskalifiye olduğunu deyince kuleye çıkmaya çalıştı falan. Abi bir de pehlivan ya indiremiyorsun evet. da adamı kim onu zapt edecek ya? Yani. Eskiden zamana karşı değildi abi biliyorsun. Evet. Bitene kadardı. Evet, ölen çıkıyordu. Yani şimdi pes edene kadar veya yenilene kadar, şimdi evet. zaman şeyi koydular. Tabii. Bir 10 senedir falan vardır belki o zaman şeyi. Zaman sınırlaması koydular. Koydular yani. Hocam, şimdi de zaman ama sınırlaması. Ama eskiden daha iyiydi, zamansız daha iyiydi abi. Zamansızda da şöyle bir şey oluyordu, bekliyordun, çok sıkılıyordun. Yani onlar da çok bekliyorlardı, nasıl olsa çok zamanımız var diye. Hani tam adamın böyle kafa düştüğü anda hop tamam, bir pundura getireyim kadar. Diye bekliyorsun. Tabii 4,5 saatin sonunda çündeye getirmiş. O dayanıklılık gerektiriyor. Bir de, zaten onun esprisi oydu yani. Oydu. Bir de güreşte böyle tempo düştüğü zaman oradan cazgır böyle sinyal veriyor. Şeyler geliyor değil mi? Zurnalar ve davullar rum tadık tak rum tadık tak yapıyorlar. Aşka getiriyor. Yani hadi baba diyorlar. Evet. Hadi coşun diyorlar. Ya o elense çekmek nasıl bir şey hocam ya? He? Abi boyun kemiğini kırılır. Mesela sana çekse. Diyelim ki Ahmet Taşçı geldi. Vay zaferim dedi şöyle. Aldı benim kafayı götürdü. Abi bak elin kalınlığı bu senin kitaplar kadar ya. Adama böyle enseden vuruyor pat diye yani. Ya bayağı 5 tane tuğlayla vuruyormuşum gibi oluyor. Geçen gün abi o tokat yarışması var ya hani. He. Seyrettin mi hiç? O ne biçim bir şey hocam? Allah abi bir tane böyle zayıf bizim Eren gibi bir genç bir çocuk. He. Gardırop Fuat gibi birine böyle bir koydu. Var gücüyle. Evet. Böyle kulak bir şey sürmüş tabii. Ne sürüyorsa hani kaymasın diye. Ha, pudra sürüyor galiba. Toz çıktı. Böyle durdu tamam mı? Vay be dedim. Nasıl dayandı? Yerinden kıpırdamadı. Ama bir milisaniye sonra dınk. O bir an orada bir can gelmiş ona. O çok kötü bir şey. O spor mu abi ya? Abi olmaz. Karşındaki adam o ne zaman bak. Birisi eğer o sporu yaparken ölürse o zaman diyecekler ki evet ya zararlıymış. Bence ölen olmuştur abi. Ya böyle bir abi şey çok, olamaz ya. Çünkü yani şurası zaten hani şuraya da buraya ya. Çene ha. zaten seni en mahveden yer. Evet. Boksta da buraya koydu mu senin dengen alt üst oluyor ya. Tabii. Yani o nasıl yani ne abi o? Hocam yani izahı da şimdi şey de diyemiyorum yani ne ki abi kim icat etmiş bunu? Vallahi gelin lan birbirimizi tokatlayalım. İşte demek ki bunu da bir spor olarak görmüş insan şöyle oldu. Şöyle dedi yani ulan birbirine vurma varsa biz de böyle durarak vuralım. Hayır şimdi eskiden bilek güreşleri vardı ya. Tamam. Bilek eskiden güreşleri, hala var abi. Hala var. Hani bilek güreşinde şöyle tutarsın tamam. burada. Şu var demek ki birileri demiş ki lan bu bilek güreşini bırakalım birbirimizi dövelim bakalım kim kimi yıkıyor. Tokat. Tokatlayalım yani. Abi çok kötü böyle adam dırt diye baygınlık geçen var. Abi geçirmez abi. Misin? Bütün gücüyle yapıştırıyor adama ya. Ödül ne acaba? Ben onu merak ediyorum. Mesela abi ne olursa olsun ya. 6 kişiyi tokatladın. Aldın. 60 bin tamam, lira. Evet. 850 euro. Evet. Hani şeyler var ya Iron Man bilmem ne adam hani taşları maçları alıyorlar yukarı büyük. Kayaları taşıyorlar. Kayaları onun taşıyor. Ödülü ne biliyor musun? 2000 euro. Abi bir sene çalışıyorsun böyle bir sürü ağırlıklar mağırlıklar, evde kayalar mayalar, 400 kiloluk arabayı taşıyorsun.
çamaşır makinesi veriyorlar. Ev kupadan geçilmiyor. Ama evde yengeden fırça yazıyor. Gene bir şey yok yani. Senin şu kupaların da battı bize yani. Şunları bir atsan mı acaba? Çünkü maddi bir getirisi yok. Doğru. Bayramda neredesin abi? Evimizdeyiz hocam, İstanbul'dayız. Evet, en güzeli. Bu sene ilginç bir şekilde bir yere gidilmemiş sanki abi. İstanbul hani normalde hani bayram ve önünde 9 güne çıkarttıkları zaman özellikle evet, evet. Bir hurra bir şey evet, olurdu. Evet. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey olsun? Benzin 3 lirayken gidebiliyorduk ama şimdi mazot olmuş 30 lira. Benzini bırak hocam. 4 kişilik bir ailesin. Bayramda İstanbul'dan gene, Samsun'a bak, akraba ziyaretine gidiyoruz. Lafını ballayın. Gene veya yine geldik dolaştık gene fukaralığa, yokluğa geldik. Gene gülünecek bir şey yok. Yok çünkü 4 kişilik bir ailesin. Bu 4 kişilik ailenin Samsun'a akraba ziyaretine, bayram ziyaretine gidip gelmesi arabayla da aynı fiyat, otobüste de aynı fiyat. Büyük para. Bir 5 gider. Bir 5 gider. Çocuklar yerde taş mı yiyecekler yolda gidip gelirken? O gittiğin yerdekilere de bir hediye bir şey alacaksın, şey, elin yani. Boş gitmeyeceksin. Öyle değil mi? Yani onun için de biraz bayram ziyaretleri bence zayıf gidiyor hocam. Evet. Çeneyle öpme. Abi şimdi şöyle bir kurtarın tarafı oldu. Şey var. Görüntülü. Ha. Babaanne falan yapıyorsun. Evet. 2000 liradan kurtuluyorsun. Oradan öpüyorsun tabii. Babaanne. Tabii. Hocam bak buraya gelirken takside yanında bir tane araba gördük. Burada hiç olmazsa yeri gelmişken sevgili dostlarımıza da buradan abi gene söyleyeyim. Böyle iç karartıcı bir şey. Abi bak ha. Kurban olayım. Arabada giderken önde oturan hanımlar lütfen istirham ediyorum. Çocukları kucağınıza alıp oturmayın. İki tane çocuğu kucağına almış kadın. Takside evet. Gelirken gördüm. Olmaz. Pencere açıkken söyledi. Kadın diyor ki ne yapayım ağlıyorlar diyor. Olmaz. Ya ağlıyorsa ağlıyor. Arkada oturacaksınız. Yoksa gitmiyorsunuz diyeceksin abi. Şimdi çocuğun biri biraz daha ufak. Öbürü biraz daha büyük oğlan. Oğlan torpidonun oradan tutmuş önden böyle. Feci bir hata. Çeneyi koymuş feci böyle hata. Bakıyor. Annesi de çocuğu böyle tutmuş. Emniyet kemeri yok. Takılı olsa kendine takacak. Çocukları zaten kurtaracak durumun yok. Çünkü şunu anlamıyor insanlar Can Hoca. Şehir içindeyiz ne var? Yok öyle bir şey. Arkadan bir koydu mu Allah muhafaza. Evet. Evet. Camdan çıkarsın. Evet abi. Sen kaç kilosun? 60 kilosun. Arkadan adam sana 50 kiloluk bir darbeyle koyduğu zaman 300 kiloluk bir kuvvetle sana vuruyor demektir. Sen kaldın. Çocukların ikisi de camdan çıktı gitti abi. Beşiktaş'ta sen vurmuştun ya abi adama. Hatırlıyor musun? Ya adam 0 kilometre hızla vurmuştun. Evet hem de böyle aramızda 10 santim mesafe varken vurmuştun. Ama senin yani. Araba şey olduğu için. Ama ne olursa olsun adam dedi ki beynim yerinden çıkıyordu abi evet. Dedi yani. Adam düşün bir de onu tık diye dokunuyorsun yani. Bir de 50-60'la vurduğunu düşün. Hızları küçük görüyoruz. Mesela evet abi. İşte otobanda 120 ile gitmek, 140 ile gitmek falan filan. 80 ile 70 ile gitmek. Ne var ya? 50 ile gitmek ne var ya? Ne var ya değil abi. Değil, 30 ile bile bir koyduğun zaman gerçekten büyük problem olur. Evet abi onun için olur. Motosiklette falan olayım. Daha kötü. Tabii yani daha büyük risk. 20 ile düşsen şöyle biniyor mesela adam abi ya. Böyle biniyor. Evet. Ya arkadaş düşsen senin derin kalmaz, kemiğin kalmaz. Sıyrılır gidersin her tarafından. Ön tarafta kendine kask takıyor. Arkadaki yengede kask yok. Yengede kask var, kendisinde kask yok. Şuraya gideceğiz ya diyor. Bir kere ben bir ısınıyordum. Abi şuraya gideceğim ben diyor. Ya şuraya giderken bir şey olmaz diye bir taahhütname mi var? Yok. Düşsen ne olacak? Kafayı vurdum. Gene aynı konuya geliyoruz. Abi neresini düzelteceğiz? Biz 365 saat yayın yapsak, çok ilginç bir şey oldu bu. 365 gün yayın yapsak non-stop. Yine bitmez bu iş. Aslında hocam en azından bir iki kişiyi hani ha evet ya abiler doğru söylüyor diye düşündürebilirsek evet. Ne mutlu bize. O zaman biz bayramla hocam. İlgili güzel bir şeyler söyleyelim. Yapalım bayramla, hocam. Bayramla, abi onu da söyleyemiyorum. Şimdi desem ki ben gidin ananızın, babanızın, ninenizin, dedenizin elini öpeyim. Evet. Param var ki konuşuyorsun. Gene fıkçayı. En azından telefon edin kutlayın abi. Tamam bari ona düştük tamam. Telefon edin kutlayın. Düştük, telefona düştük. Evet. Görüntülü arayın bari ninenizi. Tabii. Hani gidemiyorsanız da. Evet. Arabayla zaten gitmek. Arabayla acaba kaç kişi? Mesela İzmir'e kaç kişi gidersen sen karlı olur acaba ya? Hocam İzmir'e. Mesela uçağa göre. 5 kişi gitsen. İzmir'e 4 kişi arabayla gidersen uçağa göre karlı gidersin. Öyle mi? Evet. Tek kişi gidersen. Olur. Yani onun yerine business class'tan biletini al, yatır koltuğunu hastaneye. Bulursan. Canım, peki abi bir şey sorabilir evet. Miyim? Şu anda sen otobüslerde bilet pahalı bilmem ne Samsun'a pahalı. Gitmek 5000 lira falan dedin. 5000 lira demedim. Şu anda ismini aldığım bir arkadaş Bodrum'a aynen. Bilet arıyor bulamıyor. O nasıl oluyor? Kim bulamıyor? İsim vermeyeceğim şu anda burada. Havaalanına.
Uçak bileti arıyor, bulamıyor Bodrum'a. Hani abi bir yandan, şimdi abi burada tezatı ben anlamıyorum. İstanbul olduğu gibi duruyor, kimse bir yere gitmedi. Otobüs bileti şu kadar, insanlar anasını babasını, ninesini ziyaret edemiyor diyoruz. Diyoruz. Evet. Masanın bu tarafına geçtiğim zaman Bodrum'a bilet yok. Nasıl oluyor bu? Hocam Bodrum'a ve Çeşme'ye giden insanlar zaten onlar maddi anlamda birazcık daha böyle müreffeh seviyede olan insanlar. Anlatabiliyor muyum? Ama Anadolu'nun diğer taraflarına gittiği zaman bayramlaşma ziyaretleri çok az, yani azaldı. Evet, adam yani sen Bodrum'a şu anda 8500 lira kardeşim bilette, onu o parayı verip gidecek adam hazır. Otobüsler boş hocam. Otobüs boş. Geçen sene 2500 otobüs kalkmış Arefe'de. Evet. Bu sene 1200 otobüs kalkmış. Aslında bununla da ilgili bir formül varmış, biliyor musun hocam? Bu karayolu taşımacılığında ticari araçlara ve zirai araçlara indirimli mazot veriyormuşsun. Avrupa'da bu birçok yerde yapılmış. Buna renkli mazot diyorlar. Hı. Mesela normalde senin özel araban var. Evet. Arkadaşımın da ticari aracı var. Evet. Sen gidip mazotu aldığın zaman sana mazotun litresini atıyorum 2,5 Euro'dan veriyor. Ama o aldığı zaman 1 Euro'dan alıyor litresini. Tamam. Onun için de onun taşıma maliyetini aşağıya çekmek için, devlet katkı vermek için. Tamam söyle abi. Böyle bir yol, böyle bir şey yapılsın. İşte bizde de böyle bir şey yapılsın, olmaz mı? O zaman abi mı? Bak, şimdi bak, masanın dediğim gibi iki tarafı var. Buyurun. Şimdi böyle bir şey mi çıkarttın sen? Evet. Bizim devlet böyle bir şey çıkarttı. Dedi ki ticarilere mazot 5 lira. Evet. Normal arabalara da 25 lira dedi. Evet. İddiaya girerim. Evet. Memleketin yarısı ticari şey alır, belge alır. Alsın. Aldın mı ticari belge? Aldım. Sen ne iş yapıyorsun Can Bey bu araçta? Hayır, alır abi. Abi o kılıf, onu demek istiyorum. Sen ne iş yapıyorsun Can Bey değil. Onu biz kılıfına uydururuz. Onu biz kılıfına uydururuz. Sonra bir bakarsın ki memleketin tamamı ticari mazot almaya başlamış. Ama sen... O neye benziyor göre, biliyor musun? Sen çiftçi kredisi alıyorsun ya mesela. Ha. Çiftçi olman lazım değil mi? Tabii. Nasıl olunuyor çiftçi? Çiftçi belgesi alıyorsun. Çiftçi olman lazım. Yani diyorsun ki benim şu kadar toprağım var. Ekiyorum, biçiyorum. Evet. Gidiyorsun odaya, neyse işte oranın şeyi. Ve çiftçi belgesi alıyorsun değil mi? Evet. Memleketin yarısının çiftçi belgesi var. Nasıl oluyor bu? Hocam çiftçi belgesi olabilir. Ama çiftçi belgesi olan adamı da denetlersin. Arkadaşım sen bu tarlayı mı süreceksin? Abi evet, diyorum babacığım. Ki işte o uydurulur bizde, sen merak etme. Ya bu uydurulmasını engelle. Bu memlekette Covid çıktığı zaman herkesin raporu vardı. Herkes sokaktaydı. Demiyor muyduk biz ya? Nasıl ya? Herkes sokakta. Herkes izin kağıdı gösteriyor. Polis çeviriyor. Buyurun efendim diyor. Bayağı veriyor. Herkes izinliydi. Hocam. Yani herkes punduna getirir. Hocam. Sen de ki, yeter ki sen de ki. Yeter ki sen bir kapı aç. Evet. De ki ben ticari arabalara mazotu 5 liraya veririm de. Bak gör, sakal arabayı ticari yapıyor mu yapmıyor mu? Hocam sakal şu anda hakikaten hakka yürümüş vaziyette. Dilersen hocam sakalı hiç uyandırmadan. Abi bağırma sen, sakal kusura bakma ya. Ya burada bağırma. İki tane adam muhabbet ediyor. Tepemizden Boeing 777 geçiyor. Arkadan baktan çalışıyor ve sakal orayı. Oğlum ne oldu lan sana? Bir şey mi oldu? Yediğin bir şey mi dokundu? Hayır, ya? Çeçe sineği soktu. Uyku getirir ya. Hakikaten ne oldu ya? Hocam sabah yanlış ağrı kesici. Abi sen sabah buraya, sabah kaçta geldin? 11'de geldin. 10.30. Uyuyordun. Şu anda 18-10, yine uyuyorsun. Nasıl ilaç lan bu? Hocam. Eczadolabından ağrı kesici yerine uyku ilacını almış. Uyku ilacı niye var ki senin eczadolabında? Buradaki eczadolabında. Burada, buradaki eczadolabında niye uyku ilacı var? Bilmiyorum. Uykusuzluk çeken biri var kim demek abi, ki. Kim abi? Kim abi? Yan Hoca uyumaz mesela hiç. Hiç. Aydın uyumaz. Aydın zaten uyumaz. Aydın Toko'da gitti hocam. Toko'da gitti. Gitti. Giderken dedi ki, dedim Aydın bayram dönüşü geliyor musun dedim. Yok abi, ay sonuna kadar yoğun dedi. Evet. Ondan sonra... Sen de dedin ki ay sonu mu? 22 gün yani var 22 dedi. 22 gün var dedim. Bayram o da sonu, dedi ki hepsini de kullanmıyorum iznimin dedi. Hepsini de kullanmıyorum dedi. Bu arada bana da dedi ki abi dedi her gün 1.30'da mesaiye gel, 5'te git. Kafam şişti dedi. Yeter artık, yorulduk dedi. Yani öğlen ve 5 arasındaki mesaiden bana da dedi ki dedi. Abi gelirken bir şey istiyor musun dedi. Ben de kene bir hayvandır dedim. Evet. Meğersem gelir kene. Hani gelirken. Gelirken demek istiyormuş. Onu öğretemedim abi. Onu öğretemedim. Bu kene eki her var. Her şeyi düzelttim. Bu keneyi. Cümle olarak çoğu şeyi düzelttim Aydın'da. Keneyi düzeltemedim. Gelir kene. O demek ki yöresel hocam. Yöresel, yöresel bir tat. Hocam geldik programımızın son düzlüğüne. Son düzlüğe mi geldik? Sakal nedir durum?
bilmiyorum. Sakalım. Sakalım. Ruh bedenden ayrılmış. Sevgili dostlar, yine bir ara verdik. Evet, bir hafta ama Can Hocam'la beraber geldik. Burada hiç olmazsa abi bir dakika. Lafını balla kesiyorum. Senin dizi başlıyor. Arkadaşlar evet. Konunun benimle zerre kadar alakası yok. Evet. Ben buradayım. Aa, burada bekliyorum. Zafer abi dizi çekmeye gidiyor. Onun için yayın çekemeyeceğiz. Çekeceğiz abi. Bunu ben ben rahatladım çekeceğiz. Şimdi. Çekeceğiz. Siz merak etmeyin. 18 hafta yok. Oh. 18 hafta yok. Öyle bir şey söz konusu değil hocam. Yine Urla'ya gidiyorsun. Tabii. Havuz başı. Evet yani çekeyim biz yapacağız inşallah. Ya. Allah nazardan korusun. Amin çünkü amin inşallah. Kem gözler çok fazla arkadaşlar. Bazı işleri böyle söylediğin zaman nazar değiyor. Dizinin adı ne? Sürekli dizinin adını ben şu anda söyleyemem abi. Ha, gizli mi? Ben şu anda... Gizlilik anlaşması mı var? Evet mık mık. Tamam o zaman geri alıyoruz. Zafer abi dizisi yok arkadaşlar. Dizinin adı mık. Mık dönüyor. Mık o kadar. Sevgili abi hocam. Geçen gün de Erşan Kuneri dediniz. Hocam. Ne zaman geliyor başkan falan yazmış. Ya abi dur 2024'te o. Hocam o konuda lütfen şirket evet, CEO'su olarak söyler misin? Erşan Kuneri'nin ikinci sezonu arkadaşlar hemen değil. Yani onun bir zamanı var. Ama işte, bu arada bir film çekeceğiz. Ama şimdi arkadaşlar da şöyle zannediyorlar. Evet. Biz Erşan Kuneri'nin ikincisine şu anda başladık yok, yani çekmeye. Yok onun bir zamanı var. Henüz değil. Yani biraz erken haber verdiler. Yani bir sonraki 2024'te inşallah. Yılı içerisinde. Sevgili hocam isterdi ki hani böyle biraz daha şen şakra ha ha yine de biraz yaptık verelim. Yani ne yapalım oldu kadar. Bir dakika programın son düzlüğünde bir dakika hayır. Rotterdam Çarşı grubuna çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne alakası var ya? Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili Rotterdam'da yaşayan Beşiktaşlı kardeşlerim. Pezo Jeff denen o şımarık abi, herifin. Abi bırak şu adamı ya. Tabii 450 metrelik o transatlantikten daha büyük teknesi limanda hapsoldu. Tarihi köprüyü yıktırmıyorlar. Abi sen zengin düşmanısın. Bak senin adını koyuyorum. Buyurun. Zafer Algöz bir servet düşmanıdır. Hocam sen doğa düşmanısın. Niye? Bana ne diyordun burada programda tartışırken? Arkadaşım para konuşur para. Abicim, Rotterdam Belediye Başkanı mı? Rotterdam. Abi al oğlum. Tartıştık yine bir kart tartışalım. Tabii ne oldu? Şey zaten eski. Ne? Ne o? Köprü zaten eski. Ne? Jeff diyor ki. Ha. Kardeşim ne kadar bunun tamiratı? Efendim 47 bin euro tutar. Evet. Tamam kardeşim açın ben geçeyim. Ha. Al şu 50 bin euroyu tamir edin. Başkan da diyor ki ver elini öpeyim mübarek insan diyor. Rotterdamlılar ne diyor? Ne diyor? Onun parası burada geçmez. Tamam bir daha başkanı sen köprüyü diyor. Ya bir daha o başkanı bir daha seçmeyin kardeşim. Tamam. Baba başkan şu anda zaten var ya kıçına boz vurun yılanları dolmuş durumda. Ben ne halt ettim de Pezo Jeff'in bu gemisinin bizim tersanelerde yapılmasına izin verdim. Çünkü eğer o köprüyü yıktırırsa Rotterdam onun başına yıkarlar. Helal olsun size sevgili Rotterdamlılar. Pezo Jeff... Abi aynı konuyu gene konuşuyoruz. Artık. Bu konu 6 ay evvelinin konusu. Gemi hala duruyor mu orada? Gemi orada hapsolmuş vaziyette. Olmaz. Baba her şeyi bitmiş. Her gün için elektrikli süpürgeyle temizliyorlar. Ama gemi yola çıkamaz. 5 parçaya bölmesi gerekiyor. Abi hadi gözün aydın. Hah. Beşiktaş bomba gibi transferlerle lige başlıyor. Başlıyor evet. Kimi almışlardı oğlum? Bugün evet. Sakatlanan? Cenk Tosun'u almışsınız. Evet. Sakatlanmış. Üzüldü. Olabilir. Antrenmanda öyle hafif şeyler olur. Cenk Tosun'un gelmesi Beşiktaş'ı şampiyon yapar. Daha önce de söyledim. Abi şu anda kayıtlara giriyor. Giriyor. Doğru konuş da sonra evet. Ben sözlerin maksadını aştı falan olmasın. Sevgili dostlar bunu yazılı olarak da Can Hoca ile iddiaya girdik. Can Hoca bu sene Fener Şampi dedi. Değil mi? Şampi demedim. Fener şampi. Şampiyon olur. 100. yılda Fenerbahçe şampiyon olur. Fenerbahçe dedi. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olur dedi. Ben evet. De dedim ki hocam. İlklerin şampiyonu hep Beşiktaş'tır dedim. 100. yılda da Beşiktaş şampiyon olacak. Nereden biliyorsun? Evet nereden biliyorsun? Şuradan biliyorum. Cenk Tosun Beşiktaş'ta oynadığı zaman Beşiktaş'a şans getiriyor. Biz şampiyon oluyoruz. Peki niye sattınız adamı abi? Bu sefer de şampiyon. İyi para verdiler. Demek ki yine para verseler yine verecekler. Yine veririz. Onun da menfaatlerini i̇şte koruruz olmaz. Elbette. Madem o sizin uğrunuz, alameti evet. Farkanız. Evet. 100 milyon euro verseniz Cenk Tosun'u vermem demeniz gerekir. Parayı görünce Cenk bavulu hazırla kardeş. Yavrum sen al paranı sen paranı demek kazan. Ki sizin için şampiyonluk önemli değil. Evet. Para önemli. Hocam bizim için önce insanlarımızın değerini bulması önemli. Eğer evladımıza bu değeri biçtilerse güle güle yavrum. Bırak abi de evladımızı. O zaten dönüp dolaşıp kasaya para girsin diye yapıyorsunuz. Hocam Fener Şampi diyebilir miyiz? Fener Şampi diyemeyiz abi. Fener şampiyon olur. Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe evet. Şampiyon olur. Şu anda demek ki bayram programında Can Hoca ile burada huzurunuzda evet. iddiaya girdik. Evet birisi de bir Galatasaraylı da gelip dedi zaten. Galatasaray şampiyon olacak abi dedi. Yani herkes Necati mi dedi, Ozi mi dedi? Ozi dedi. Herkes ha. Gönlündeki takımın şampiyonu. Bir Trabzonsporlu gelse şu anda. Evet. O da der ki Trabzon şampi. Şampi yani, der.
Bursa şampiyon. Herkes istediğini söyler abi. Ama biz dedik ki sen de iddiaya gireceğiz. Bursa düştü mü abi? Bursa düştü. Üçüncü lige düştü abi. Evet. İkinci lig. Eski üçüncü. Yani şimdi eski üçüncü lig ama vay be. Evet. Amatöre doğru gidiyor ya. Gitmesin baba. Bursa çünkü yazık bir ya. Yani futbol kenti. Ben için... en neye seviniyorum biliyor musun? Kocaeli Spor'a. Öyle mi? Şöyle Kocaeli Spor'u severdim ben. Süper Lig'e çıksa sevinirim yani. İyi takımdı. Çok iyi Güvenç takım. Kurtar'ın zamanıydı. Evet. Kocaeli Spor'un efsane. Bir de bizim tarafı. Şey Yılmaz Hoca'nın da aynı zamanda. Yılmaz Hoca'nın da tarafında. Evet. Doğru. Evet hocam. Evet. Sevgili izleyiciler, biraz havadan, sudan, işte doktorlara ve kamu çalışanlarına, avukatlara yapılan şiddetten de biraz bahsettik. İnsanları aklı selime davet ediyoruz artık. Ve devlet olarak artık baba gerekeni yapın, kurban olayım. Yani 2 yıl ceza yetmiyor mu, 6 yıl ceza yetmiyor mu? Abi cezaları asla ve kat'a para cezasına çevrildi. İyi hali çıkarmalar. Evet abi, iyi hal ne demek abi ya? İyi hal. Abi kadının yüzüne kezap atıyor herif. Evet. Bir de üstünü öldürüyor. Evet. Ya da yaralıyor ve iyi hal. Ya nasıl iyi hal? Nasıl bir ne hangi iyilik var burada? İşte iyi hal dediği herhalde A maddesi hakimin karşısına çıktığında takım elbise ve kravat varsa bu olmaz iyi abi. Halin birinci maddesi mi oluyor? O çok basite indirmek olur. Tamam burada ne var yani abi iyi hal? Yani kravatı takınca tamam mı yani? İşte olmaz ben işte. De o iyi hal nedir? Nasıl anlaşılıyor? Neye göre uygulanıyor i̇şte onu bilmiyorum hocam. Onun kalkması. İyi hal diye bir şey olmaz. İyi hali abi. Bence iyi hali sonraya bırakmaları lazım. Evet ceza şimdi kesinleştikten adamın sonra. Ceza, hayır adam cezasını yatar abi. Evet. Seni bir 10 sene sonra biz seni tekrar bir bakacağız. İyi halin var mı? Var mı yok mu? Gibi. Amerika'da var yani 25 sene sonra tekrar evet. Çıkıyorsun. Doğru. Adamları ikna etmeye çalışıyorsun. Ben artık iyi bir insan oldum. Evet. İncil'e sarıldım. Evet, evet. Dualar ediyorum falan diye ikna etmeye çalışıyorsun. O da sana birkaç soru soruyor. Yok diyor sen 5 sene daha yat. Biraz daha zamanım var. Evet. Bu iyi hali sonraya bırakmak lazım. Doğru söylüyorsun hocam. Evet. Evet sevgili konuklar efendim. Tabii, her konuda da bir evet. De her konuyu da biliyoruz yani. Hocam. Bir de öyle bir şey de var. Abi bu memleketin biliyorsak kaderi. Ne yapalım? Bu memleketin kaderi bu. Bak Finlandiya'daki adam başbakanın adını bile bilmez. Evet. Dışişleri Bakanı'nı zaten bilmez. Sağlık Bakanı'nı belki bilir. Ama bizim kaderimiz öyle bir kader değil. Coğrafyamız öyle değil. Biz her şeyi bilmek zorundayız. Mecburuz. Çünkü karşımıza çıkıyor. Evet. Geçen gün 14 yaşında çocuğun röportajı vardı hatırlıyorsun. Kime oy verirsin diyor. Ben oy vermem. Partiyi kendim kurarım diyor mesela çocuk. Ya o çocuk bile siyaset konuşuyor. Ne kadar büyük vizyon ama aferin çocuğa. Çünkü mecburuz abi. Değiyor bize. Temas ediyor hikayeler. Evet. Hikayeler temas edince her şeyden haberini alıyor. Mecbur. Mecbur. Hanımefendiler. Beyefendiler. Can hocamın. Fener'in hocası kim o? Jorge Jesus. Abi sen geçen gün o adam için Aralık ayında bavulunu topla giderdin. Aralık demedim. He? Ocak veya Şubat dedim. Aralık erken. Ya bizim her hoca geldiğinde öyle bir şey söylüyorsun. Niye abi? Sadece size demiyorum her hocaya söylüyorum. Ya dedi ki hatta bir tanesinde bavulunu bile açmadı. Duruyor kenarda. O Galatasaray'ın bundan önceki hocasının için söylemiştim. Thompson muydu neydi yok. O ya? Torrent. Torrent. Torrent mesela bavulda... Oğlum Torrent şeydi miydi lan? Film bilim indiriliyordu. Evet ama işte Torrent'in de bavulu hiç açılmamıştı onu. Öyle mi? Tabii ya. Bir tek üstte pijamanın altı var onu kullanıyor. Geri kalanlar duruyordu çünkü. Adam giderken de o kadar iyi gitti ki. Abi başarısız oldun hocam. Bizim Yılmaz Hoca'nın da öyle bir İkiyi hikayesi var. İkiyi de alayım dedi gitti parasını. Gençler Birliği'nde. Tabii. Cam. 5 gün. Daha hoca böyle gardırobu dizmeden... 5 gün değil ya. 5 gün. 5 saat. 5 saat mi? Tabii sabah imzalamışlar. Evet. Öğleden sonra hoca tesislerdeyken ya Yılmaz bir gel şu anlaşmayı bozalım demiş. Ama bak Cavcav gittikten sonra yani öldükten sonra gittikten sonra demeyelim de oğlu o kadar iyi yönetemedi ve abi Gençler Birliği yani kıl payı kurtarıyordu. Hocam Gençler Birliği mesela rahmetli İlhan Cavcav'ın zamanında Afrika'dan çok önemli futbolcuları alıp getiriyor. Abi şu gözlüğü çıkar bakamıyorum ya. He, yani çünkü kendisi iyi futbolcudan anladığı için gözüyle gördüğü adamı transfer edip alıp geliyordu. Evet. Sonra da büyük paralara satıyordu. Zaten Anadolu takımın öyle ayakta kalması mümkün. Evet. Hani iyi oyuncu aldın, parlattın, iyi fiyat veriyorlarsa güle güle evladım. Bir 3 gazla gitsin. Abi ne olacak? Tamam abi bitiyor. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Can Yılmaz hocamızla bayramlık biraz oradan biraz buradan konuştuk efendim. Kurban bayramınız mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Ve son sözü her zaman olduğu gibi hocaların hocası Can Yılmaz'a bırakıyorum. Buyurun genç adam. Teşekkür ederim abi. İyi bayramlar.